İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabilecek kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Chores konusunun ikinci kısmını öğreneceğiz. Biliyorsun Tonguç'un birinci kısmında annelerimize ev işlerinde nasıl yardım edeceğimizi görmüştük. Bugün ise ne yapacağız Tonguç Elhan şey Babamıza yardım edeceğiz. Hayır hayır bu sefer babalarımıza değil de bu sefer okulumuzdaki kuralları öğreneceğiz. Okulumuza yapmamız gerekenleri öğreneceğiz. Yani school rules, library rules ve önemli sorulara bakacağız. Okul kuralları. Yani okulda yapmamız gereken şeyler var, yapmamamız gereken şeyler var. Bunları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hatta şurada bir tane örnek göstereyim mesela. Diyelim ki ne demişiz? Students must, must yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Students must arrive on time. Yani zamanında derse varmalıyız. Veya da ne demişiz? Students must listen to the teacher carefully. Yani öğretmeni nasıl dinlemeliyiz Tonguç'um? Pür dikkat dinlemeliyiz. Harikasın, pür dikkat dinlemeliyiz. Veya da students must raise their hands to speak konuşmak için parmağımızı kaldırmamız gerekiyor. Öyle hop diye cümleye girmememiz gerekiyor. İşte bunları güzel güzel öğreneceğiz. Peki bunlar neden öğreneceğiz Tonguç'um? Çünkü işsiziz. Hayır ne alakası var Tonguç'um? LGS'de birebir geliyor bunlar. LGS'de bize sınav sorusu olarak geliyor. Zaten İngilizce yazılı senaryolarında da bunları verdiler. Bizler de sizlere çok güzel bir şekilde bu senaryolara uygun biliyorsun. Hem yazılı notları hem de yazılı denemeler hazırladık. Yazılı denemelerimizi çaktırmadan şöyle tanıtalım. Burada İngilizce kısmı nerede bak şöyle bulalım İngilizce kısmını. Neredeymiş bu lan İngilizce? Verizli İngilizce diyorum şöyle. Heh. Bak burada İngilizce ile alakalı dört e, tane prova hazırladık. Buradakiler direkt sınavda gelebilecek kazanımlara uygun sorular oldu. Bu soruların cevaplarını biliyorsan harika bir şekilde yaparsın. Bilmiyorsan bu durumda hemen karakül okutup soruların çözümünü gör, öğren. Çünkü sınavda da benzeri gelecek Yazılı denemelerini unutma diyoruz. O zaman hadi bakalım arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, okul kuralları, kütüphane kuralları ve önemli soruları öğreneceğiz bugün demiştik. Hemen okul kuralları ile başlayalım. School rules, okul kuralları. Şimdi buradaki must ifadesi çok önemli. Must yapmak zorunda olmuş şeyler. Burada I da olsa yani ben de olsa you yani sen we ne demek Tonguç'um? Biz. Harikasın biz de olsa veyahut da they onlar işte he she veyahut da diyelim ki Tonguç da olsa students da olsa hiç fark etmez. Hepsine must geliyor. Bu çok kolay bir kullanım. Buna biz yardımcı fiil diyoruz. İşte must demek yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Yani I must ben yapmak zorundayım. Mesela I must go diyebilirsin veyahut da I must study diyebilirsin. Burada must asla değişmiyor, fiil de asla değişmiyor. Bütün şahısları rahat rahat çekimleyebiliyorsun. Burada students öğrenciler demek. Yani they, onlar gibi. Buraya da must koyduk. Sonrasında da fiillerimizi koyuyoruz. Arrive, varmak, listen, dinlemek, raise, parmak kaldırmak, wear, giymek, respect, e, saygı duymak. Bunları mükemmel bir şekilde yazdık. Sonra da ardından da nesnelerimizi koyduk. Students must arrive on time. Öğrenciler zamanında varmalı. Students must listen to teacher carefully. Öğrenciler öğretmenini dikkatlice dinlemeli meli yani alabilir mi? Veyahut da students must raise their hands to speak. Konuşmak için ellerini kaldırmalı. Anlaştık mı? Students must wear uniform. Öğrenciler üniforma giymeli. Bizde Cuma günü serbest giyinme günü hocam. Ha, Friday free day diyor Cuma günü serbest gün güzel iyiymiş. Devam ediyoruz. Students must respect their classmates. Yani öğrenciler arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına respect yani saygı duymalı diyoruz Songuç evladım benim. Şimdi burada sınavda nasıl gelebilir? LGS bunu bize nasıl sorabilir? Der ki hangisi yanlıştır der. Yani şimdi mesela students must arrive late derse yani geç varmalı derse böyle bir şey olmaz ki. Öğrenciler geç varmalı diye bir şey olamaz. Veyahut da don't respect der mesela. Veyahut da must respect der. Yani bunların tersi olan şeyler anlamsız oluyor. Bunlar ise anlamlı olduğu için seçeneklerde yakalaman gerekiyor. Devam edelim. School rules'a devam ediyoruz. Students mustn't veya can't diyoruz. Bak mustn't yapmamak zorunda olduğumuz şeyler. Can't de yapma, yapamayacağımız şeyler. Mesela diyelim ki students mustn't yapmamalı ya da can't mamalı. Run in the corridors. Yani öğrenciler koşmamalı. Koşmamak zorunda. Ve veyahut da koşamamalı. Yani koşmamalının diğer bir hali. Mesela diyelim ki e, I can normalde iki anlamı vardır. I can swim dediğinde ben yüzebilirim. Yani benim yüzmeye kabiliyetim var demektir. Ama bazen de biri sana der ki could you open the door please? Could you open the window please? Yani pencere açabilir miydin? Pencere açabilir misin? Sen de o zaman dersin ki yes I can open yani açabilirim. Şimdi pencereyi açmak bir kabiliyet gerektirmiyor ama burada yani önemli değil dert değil yapabilirim senin için gibi bir anlam da katabiliyor. Buradaki possibility anlamı katıyor. Buradaki ise ability yani kabiliyet anlamı katıyor. Şimdi buradaki kent yani yapamazsından kastım. Yapabilirsin de okul izin vermediği için yapamazsın anlamı katmış oluyor. Yani students can't run in the corridor. Öğrenciler koridorda koşamaz. Yani normalde koşabilir. Ayakları var. Çok şükür koşabiliyor. Fakat yasak yani. Koşmak yasak. Students eat in the classroom. Şimdi öğrenciler sınıfta yiyebilir demek bu. Ama students mustn't kent dediğimizde yiyemez oluyor. Normalde derse yiyor musun sen dokuz evladım? Yiyemez. Arkaya oturursam her şeyi gömerim hocam. Evet arka sıradakiler resmen açık bir fiyat takılabiliyorlar. Ama normalde yasak. Yaptığın yanlış. Students mustn't eat in the classroom. Yememek zorundalar. Veyahut da students can't eat in the classroom. Sınıfta yemeleri doğru değil yani. Anlaştık mı? Şimdi bak buraya bakalım. Students mustn't veya can't. Chew gum during the lesson. Yani sakız çiğnemeleri yanlış değil mi? Sakız çiğnememeleri lazım. During the lesson. Ders sırasında sakız çiğnemek Olmaz. Sakız çiğnenmez. Veyahut da students mustn't veya can't drink in the classroom. Sınıfta su içemezsin. Ders sırasında içemezsin. Yani tabii teneffüste içebilirsin suyunu ama derse suyu gömmek olmaz. Students mustn't can't be late. Derse geç kalmamalısın. Niye? Geç kalırsa olmaz. Demek ki bunlar must. Must arrive on time. Mustn't be late. Anlaştık mı? Veyahut da must listen to the teacher carefully. Veyahut da Mustn't run in the corridors. Mustn't in the classroom. Bunlar yapmamamız gereken şeyler. Bunlar yapmamız gereken şeyler. İşte sana test tekniğinde bu mustları verir. Tamam mı? Hangisi gelemezler? Bir, iki, üç tane bundan koyar. Bir tane de bundan koyar. Mesela students must drink in the classroom dediği zaman bu yanlış seçenek oluyor. Çünkü derse içmeliler, yemeliler. Böyle bir şey olmaz. Derse geç kalmalılar. Derse sakız çiğnemeliler. Derse işte koridorlarda koşmalılar. Bu anlamsız oluyor. Buradakilere şu ifadelere masın gelmesi gerektiğini, kent gelmesi gerektiğini, bu ifadelere ise mas gelmesi gerektiğini bilmen lazım. Bunu da tabii ki kelime bilgisiyle yapabilirsin. Sen eğer eat in the classroom yani sınıfta yemek yemek ne demek bilmiyorsan, bu kelimelerin anlamını bilmiyorsan buraya yememeli miyiz yoksa yemememeliyiz? Bunu bulamazsın. O yüzden dikkatli olman lazım Tonguç'um. Şimdi devam ediyoruz. Kütüphane kurallarına geldik. People, burada öğrenciler demiyorsun. Kütüphanede sadece insanlar yok. Daha doğrusu sadece öğrenciler yok. insanlar da var. People must keep quiet. İnsanlar sessiz olmalı. People return books on time. İnsanlar kitaplarını zamanına geri getirmeli. People put the books back to their places. İnsanlar kitaplarını yerine geri koymalı. Yani kitabı yerine geri koymadığı zaman ne oluyor? Kitabı bulamıyoruz. Kargaşı oluyor kütüphanede hocam. Haklısın. Dolayısıyla aldığımız kitabı yerine koyacağız. People must ask if they need help. İnsanlar birbirine yardım ihtiyacı olan var mı diye sormalı demişiz. Gelmişiz. Bu sefer de kütüphanelerde yapmamamız gerekenlere. Mesela people mustn't can't disturb others. Diğerlerini rahatsız etmemeliyiz. Run in the library. Kütüphanede koşmamalıyız. People mustn't eat. Kütüphanede içmemeliyiz, yememeliyiz. Bak, eat yemek, drink içmek, kütüphanede yemek içmek de yasak yani. Sen orada gelmişsin, ders çalışıyorsun, kitap okuyorsun. Bir gelmiş, karşında hopur çupur yemek yiyor. Bu tamamen nedir Tonguç'un? Saygısızlık. Harikasın. Disrespect diyoruz, yanlış diyoruz. Şimdi gelelim sorularımıza. Demiş ki, important questions. Önemli sorular. What are your obligations. Senin zorunlulukların nedir demiş. Senin zorunlulukları nedir Tonguç'um? Dinamo'dan test çözmek hocam. Yani zorunla değilsin esasında. Bu senin geleceğin için iyi bir liseye girip iyi bir üniversiteyi kazanman için. Ve biliyorsun LGS'ye bir kere geliyor Tonguç'um. Üniversiteye defalarca girebiliyorsun ama LGS'ye bir kere girildiği için sen bunu kendi isteğinle yapıyorsun. Yapmasan olur. Ama yapıyorsun başarılı olmak için. Hatta bu sırada güzel söyledin. Ödevlerimizi de gösterelim. Bu hafta Tonguç Kaptık ödevlerimiz. Dinamo'da sayfa 179-181 arası. Zoru Bankası'nda da Test 23'ü çözeceksin. Burada takıldığın sorular olabilir. Mesela hemen tak geldi gördüğün gibi. Test 23'te takıldığın sorular olursa kare kodu okutarak soruların çözümünü izliyorsun. Bunu yaparsan iyi bir lise kazanırsın. Niye? Çünkü buradaki soruların benzerleri LGS'de de karşına gelecek. Şimdi evet çaktırmadan araya reklamı sokuşturduk. Şimdi buraya o zaman LGS soruları çözmek değil mi? De mesela sabahleyin e, işte ne olsun mesela e, yatağını toplaman gerekir. Yani yatağını toplaman çıkıyorsan görürsen vayıp. O zaman ne diyeceksin mesela? I must make my bed yatağımı yapmalıyım yani yatağımı hazırlamalıyım and take out the trash and take out trash burada da çöpü dışarı atmak mesela senin görevin olsun evde sana versinler bu görevi bunu söyleyebilirsin başka başka örnekler de verebilirsin mesela i must study diyebilirsin i must do my homework diyebilirsin fark etmez which obligations do you like dislike doing yani hangi tür zorunlulukları seviyorsun ya da sevmiyorsun diyor mesela e, Diyelim ki ne diyelim mesela? Im, çamaşır yıkamayı seviyor musun Tonguç'um? Sevmiyorum. Tamam sevmiyorsan o zaman diyeceksin ki... I dislike... Mesela... Laundry. Hatta laundry direkt söyleyemeyeceğim için... Doing laundry diyelim şöyle. I dislike doing laundry. Yani ben... Çamaşır yıkamayı sevmiyorum. Fakat sevdiğim bir ev var mı? Ütü yapmayı seviyorum. Ütü yapmayı mı seviyorsun? <laughs> Gerçekten sürpriz bir insansın Tonguç'um. I dislike doing laundry. But... I like e, ironing diyebilirsin mesela. Ben ütü yapmayı seviyorum diyebilirsin. Şimdi demek ki şu doing olduğu anlaşılıyordur inşallah. Ben biraz hızlı yazdığım için kelimenin yerini yanlış koymuş olabilirim. Ha, şöyle yapalım tamam. Ben ütü yapmayı seviyorum. Fakat diyorsun çamaşır yıkamayı sevmiyorum. Çok garip. Gerçekten sıra dışı mizansız olmuşum. What are your duties at school? Okuldaki görevleri nedir demiş. Mesela Okulda görevler ne söyleyebiliriz? Zamanında varmalıyız, saygılı olmalıyız. Harikasın. Zamanında varmamız gerekiyor okula ve arkadaşlarımıza saygı duymamız gerekiyor. O zaman bunu yazalım mesela. My duties benim görevlerim. My duties are e, arriving on time zamanında varmak ve ne diyebiliriz mesela? being respectful yani saygılı olmak. Burada şu çok önemli. Bu cümleyi böyle söyleyemiyorsan eğer şöyle de söyleyebilirsin. I must I must arrive on time. Ben zamanında varmalıyım. And e, respect others. Respect my classmates. Yani sınıf arkadaşlarıma e, saygı duymalıyım da diyebilirsin. Burada bu şekilde de kullanabilirsin. I must da kullanabilirsin. E, are you a responsible person? Yani... Are you a responsible person? Yani sen sorumlu bir insan mısın diyor. Sen sorumlu bir insan mısın, sorumlu bir insan mısın? Sonuçta? Ben sorumlu bir insan değilim, sorumlu bir insanım. Harikasın. Sorumlu değil, sorumlu olmamız gerekiyor. O zaman hemen yazalım. Yes, I am a responsible person. Ben sorumluluklarını bilen, görevlerini yerine getiren bir kişiyim diyebiliriz. Şimdi dersimizi bitirdik. Tekrar söylüyorum Tonguç'um. Sorular çözerek tabii ki kendimizi geliştireceğiz ama en önemlisi kelime bilgisi. LGS'de bunlarla alakalı kelimeleri geldiği zaman eğer keep quiet bu ne demek bilmiyorsan patlarsın. Ama people must keep quiet yani insanlar sessiz olma ne demek olduğunu biliyorsan o zaman LGS tak diye yaparsın soruları. Ve bunun için tabii ki bol bol soru çözmen ve tabii ki de kelime çalışman gerekiyor. Bizler de zaten Dinamo'nun içerisine bak şöyle hemen açmak istiyorum. Nerede natural for choice? Bak en başına zaten kelimeleri koyuyoruz. Niye? Çünkü LGS eşittir kelime. Bak kelimeleri var, verdik buraya. Sonra hep kelime alıştırmalar yapıyoruz. Kelimeleri pekiştir diye bak. işte Dudi ee, do the... Ne demiş mesela? Bu ne olabilir? Bulaşıkları yıkamak. Bu çamaşı Do the laundry mesela. Do the washing up. Do the make the bed mesela. Bunların ne olduğunu güzelce öğreniyorsun. Sonra da pekiştirip çok güzel bir şekilde kendini geliştirmiş oluyorsun. İngilizce demek kelime demek Tonguç'um. Hadi bakalım Ozan. Şimdi dersimizin sonunda seni bekleyen bir challenge var. Meydan okuma testi. Bunu yap. Sonrasında da güzel bir şekilde ödülü sorumuza yorumlarını cevaplamayı unutma. Hadi bakalım. <laughs>